Sahip olduğumuz hakların kilometre taşı olan insan hakları evrensel beyannamesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 72. yılındayız. Beyannamenin kabulünün yıl dönümünde ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu söyleyebilmekten, Covid-19 salgında sağlıklı yaşam hakkımızı kullanabilmekten ne yazık ki çok uzağız. İçinde yaşadığımız tek adam rejimi hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun meşrulaştırılmaya çalışıldığı çarpı çürümüş bir rejimdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tek adam rejiminin yarattığı 20 Temmuz sivil darbesiyle birlikte ülkemizde hak ihlalleri katlanarak artmıştır. Ülkemizin hak ve özgürlükler karnesi eşit, özgür ve adil bir dünya için mücadele eden bizler ve hak savunucuları açısından hak etmediğimiz bir utanç tablosudur. Türkiye, özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer almış, son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke konumuna düşürülmüştür. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 2020 yılında 128 ülke içinde 107. sıraya gerilemiş, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde başvuruda 9250 başvuruyla ikinci sırada yer almıştır. Barış bildirisine imza atan akademisyenlerin düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin hakların ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin Temmuz 2019'daki kararına rağmen OHAL Komisyonu tarafından hala görevleri iade edilmemişlerdir. KYK ile ihraç edilen haklarında soruşturma sonrasında takipsizlik ya da beraat kararı verilen vatandaşlar yargı önünde aktarmış olmalarına rağmen yargı kararları hiçe sayılarak görevlerine iade edilmemiş, çoklu hak ihlalleriyle başa baş bırakılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan ve 37. olağan kurultay delegelerinin tamamı tarafından imzalanan 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde yer aldığı üzere iktidarımız döneminde güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerinde her türlü baskıya son verilecektir. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM'nin öncülüğünde çözülecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suçları örgütleriyle mücadele ödün vermeksizin sürdürülecektir. Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kadın, erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık hakkından, yaşam hakkına, eğitim hakkından, barınma hakkına, temel haklarımızın önündeki erişim engellerinin kaldırılmasının ve insan hakları ihlallerinin önlenmesinin güvencesidir. Saray iktidarı unutulmamalıdır ki bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Dokunulamaz, devredilemez, ertelenemez. Olan tüm hak ve hürriyetleri için kimsenin, hiçbir rejimin, hiçbir iktidarın geri alma hakkı yoktur.